Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yine Bursa Karacabey Muratlı Mahallesi önünde olan Memduh abimizle beraberiz. Evet. Memduh abi, bugünkü konumuz seninle birlikte hayvan ve tarımcılık üzerine konuşmak istiyorum. Bakalım senin yorumların ne? Senin yorumlarını alalım. Tarım hayvancılık. Önemli bir nokta. Türkiye nüfusu 85 milyon bir nüfusumuz var. Ve bunun %42'lik oranı tarım ve hayvancılık diyorum. Ama haber kanalları seyrettiğimizde tarım bitmiş, hayvancılık ölmüş, ekonomi yok, öldük bittik senaryoları çizenlere ben şunu söylüyorum. Öyle bir senaryo yok, öyle bir dünyada yok. Türkiye hayvancılık sektöründe Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü. Tarımda da Avrupa'da ve dünyada birinci sırada olan bir ülkeyiz. Hem ihracat konusunda da aynı şekilde. Şimdi bazı siyasi liderler ülke battı, bitti, yok oldu diye tabir ediyor ama eğer ki bunları dinlemiş olsa şu anda Türkiye'nin 85 milyon insanı tamamı dinlemiş olsa şu anda savaşa girmiş olması yapmamız lazım ki açıktan bir müzik alalım. Aynen. Ve biz şu anda neredeyiz? Bilmera'dayız. Nereye bağlı? İşte Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı. Muratlı Mahallesi'nin bir merasındayız. Ve ne yapıyoruz? Ateşimiz yanıyor. Bak mangalımızı yaptık. Çayımız var. Ve karnımız doydu. Aynen öyle. Demek ki yediğimiz bu kadar. Daha fazlasını yeme şansımız yok. Yok. Yani her insanın yiyebileceği bir kapasite. Biz müsrif insanlar olduğumuz için ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanları hakir gördüğümüz için, küçük gördüğümüz için şimdi bu senaryolar uygulama başlıyor ülkenin genelinde. Ama sadece biz hayvancılık ve tarımla uğraşmıyoruz. Bugün tabii. Amerika da uğraşıyor. Hollanda dediğimiz Hollanda ülkesi de uğraşıyor. Tabii ki de. Danimarka da uğraşıyor. Avrupa'nın çoğu ülkesinde bu var. Afrika'nın ülkelerinde de bu var. Arap ülkelerinde de bu var. Tarım, hayvancılık olmayan ülke bitmiş bir ülkedir. Olmayan bir ülkedir. Çünkü olmayan bir ülkede bunlar olmaz. Tabii. Katar bunlar falan varsa, var. Katar'da da hayvancılık var. Var. Var yani. Daha çok akaryakıt olduğu için yok. Amerika. Şimdi orada da hayvancılık yapılıyor. Şimdi oradaki hayvan grubu ile senin hayvan grubun bir değil. Şimdi mesela Katar'da da keçi var. Çöl keçisi dediğimiz keçi grubu var. Ama yenen bir keçi değil. Yenmiyor. Mesela Arabistan'da da keçiler var. Koyunlar var. Ama etleri yenen cinsinden değil. Aynen. Şimdi ne oluyor? Bunlar bir ihracat etme zorunda var. Nereden edecekler? Avrupa ülkesinden veya Türkiye'den ihraç edecekler. Bizim ihraç ettiğimiz olay bu. Aynen. Şimdi mesela haber kanalları seyrettiğimizde yoğurdun, peynirin yüksek fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Süt hiçbir zaman zam görmeyen bir ürün. Aynen. Süt zam görmediği halde bunların yükselme sebebi marketçilerin işgüzarlığı. Ya gene gerçi bayağı bir zam geldi. Biliyorsun ki geçen sene 4 liradan alınan mal bu sene 9 liradan alındı, 10 liradan alındı. Ama bu tabii inek sütü hakkında bahsediyorum. Keçi sütü hakkında değil tabii ki. Zaten keçi sütünün Bursa'da işleten bir mandıra sistemi yok. Tabii ki. Ya diğer illerde var. 81 ilin, 78 ilinde var. Geri kalan 3 ilinde yok. Bunlardan en büyük olan 5. büyük şehir dediğimiz şehirlerden biri Bursa, Bursa'da yok. Tabii. Diğer 2 tanesi zaten ilçeden olmuş bir il. Onlar da olmaması zaten normal oluyor. Tabii ki de. Ama en yakın birimlerinde yine var. Etrafındaki il şeylerinde var. Ama bizim etrafımızda Çanakkale'de var. Tamam Çanakkale'den gelip alıyorlardı. Ne zaman kadar aldı? Belli bir süre kadar. Belli bir süre kadar. Ondan sonra yine yok. Ve bu sefer elindeki sütü sen yapmak zorundasın. Yani bir de keçicilik yapıyorsan veya tabii. Koyunculuk yapıyorsan sütü denemez lazım. Nasıl? Ne yapacaksın? Peynir yaparak yapacaksın. Tabii. Bu sefer de kendi yöntemlerinde peynir üreteceksin ve o peyniri satmaya çalışacaksın. Yani bu da kolay bir iş mi? Tabii ki her şey olduğu gibi bu da zor bir iş. Tabii. Ama müşteri potansiyeli yakalarsan,
yaptığın üründe kaliteli bir ürünse zaten market raflarındaki ürünlere geçeceksin. Yani hepsi katkılı zaten. Yani çoğu şu anda yani... diğer markaların yani yoğurdu, normal bildiğimiz yoğurt değil tadı. Normal senin evinde yaptığın yoğurda benzemez yani. Benzemez. Yani kaymak veya kaymaksız da bir yoğurt olmaz. Yoğurt, yoğurttur yani. Yoğurdun kaymağı olmaz zorunda. Yani. Yoğurtsa, yani orijinal sütle yapılmış yoğurtsa da kaymak tutar. Tabii. Çünkü sütün kendi kaymağı var. Tabii ki de. Yağı var içerisindeki. Ya oranı yüksek olduğu için bize kaymak yapar. Tabii. Yağ. Süt kendi kaymağını yapar. Tabii ki de. E ne var? Markette kaymaksız yoğurt. Kaymaksız yoğurt ne demektir? İçinden yağı alınmış. Bütün vitaminler, mineraller alınmış. Sadece su dediğimiz. Yani. Beyaz bir su görünümünde olan ürünü mayalanmış şekli. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Yok, abi. Çok güzel oğlum, olmuş ama abi. Eller hani elleriniz dert görmesin. Sen ne oldu? Doydun mu abi? Ben sana aç mısın dedin mi? Peki. Böyle de bir misafirperver. Ya peki hani mazotlar yok işte öyle oldu böyle oldu diyorlar. Peki bu durumda ne düşünüyorsun abi? Mazot bize nereden geliyor? Musul ve Kerkük. Evet. Musul ve Kerkük dediğimiz yer 400 yıl boyunca Osmanlı'ya ait olan bir yer. Ve İngilizlerin çizmiş olduğu harita üzerinden bize verilmeyen, bizim elimize alınan bir yer. Savaşarak kaybettiğimiz topraklar değil. Masada kaybettiğimiz topraklar. Çanakkale'de kazandıklarımızı masada verdik. Kurtuluş Savaşı'nda kazandıklarımızı masada verdik. Osmanlı 600 yıl hükmettiği toprakları biz masada verdik. Savaşarak hiçbir şey biz evet. kaybetmedik. Çünkü Türkler savaşarak hiçbir şey kaybetmez. Tabii. Türklerin özelliği bu. Savaşarak Türklerden hiçbir şey alamazsınız. Masada alırsınız. Çünkü masada Türkler vermeyi sever. Her şeyi masada veririz. Lozan Barış Anlaşması gibi. Lozan'da İngiltere'nin bize çizmiş olduğu haritayı koydular elimize. Hemen oradaki bulunan heyet lambur lambur imzaladı. Öyle. Yani bunun sonuçlarını doğruna getirip de diye bir şey yok. Ama biraz da mecburiyete kalmış bir şey. Mecburiyette hiçbir şey yok. Diyorsun. Sen savaş kazanmışsın, savaş. Sen bir savaştan çıkmışsın ve olmayacak olan bir savaş kazanmışsın. Çanakkale'yi kazanmışsın. Çanakkale savaşı kazanmış bir ülkesin sen yani. Evet. Ülkendeki bütün düşmanlarını yok edecek kadar güçlenmiş bir ülkesin. Ve sen ne yapıyorsun? Kazandın savaşı. Masada kaybediyorsun. Masada kaybediyorsun. Ve artı Yunanistan gibi kendini bilmeyen bir ülkede savaştan dolayı bir para ödüyorsun. Evet. Tazminat ödüyorsun. Savaş tazminatı ödüyorsun. Aynen. Ulan savaşı çıkartan biz yeriz. Savaşı çıkartan biz olsak verelim. Savaşı çıkartan sanatçısı kendileri. Doğru. Ama ödeyen biziz. Ve şimdi bunu ben hangi kim anlatır anlatsayım? Anlamaz. Çünkü anlamaz. Niye? Okumak yok. Tabii. Araştırmak yok. Hiçbir bize öğretilen bakalım tarih kitaplarına hepsinin üzerine çeviri yazar. Çeviri ne demektir? Bir yerden bir yere çevrilmiş demektir. Tabii. Şimdi Osmanlıca mı çevrildi? Değil. Hangi dilden çevrildi? İngilizce'den çevrildi. Yine biz İngiliz miyiz? Bizim ana dilimiz İngilizce mi? Değil. Bizim ana dilimiz Türkçe. Öz Türkçe dediğimiz Türkçe. Aynen. Bak öz Türkçe. Bir de şu anda kullandığımız Latin Türkçe. Bizim aslında kullandığımız Türkçe normal öz Türkçe olması gereken Türkçe. Hani bazı diyoruz ya Azerbaycanları sevmiyoruz, Türkmenistanları sevmiyoruz. Adamlar özüyle konuşuyor. Öz Türkçesiyle konuşuyor. Biz anlamıyoruz. Niye? Aynen. Biz kendi dilimizi kaybettiğimiz için. Onu anlayamıyoruz. Ama niçin? İşte bize öğretilenler bunlar. Bize öğretilenler hepsi bunlar. Türk, Türkiye düşman. Müslüman, Müslüman düşman olarak öğretti. Ve bunu empoze ettiler insanlara. Yani. Evet, aynen öyle. Ama bugün, inşallah değişecek hepsi. Bugün mesela Suriye'den göçe gelen kişilere nasıl bakıyoruz? Biz öcü gibi bakıyoruz. Öcü gibi. Niye? Aslında o da Müslüman. Ya Müslüman bir ülkeden geliyor. Ya zaten 600 yıl bizim hükmümüzde durmuş bir ülke. Çanakkale'ye gidip baksalar ki Suriyeli kaç tane ölen var, şehit var orada. Hiçbir bak bilmez. Tamam. Şehitliği gezmemiştir ama hava atmasını bilir sadece. Çanakkale'ye gitmiştir ama şehitliği gezmemiştir.
Sen kordon boyunda iç geçmesi bilmiştir. Ha, en çok dedikleri cümle şu. Kendi vatanını korumamış. İki gün sonra benim vatanımı nasıl koruyacak? Korumaz, bu kaçar dedikleri cümle. Ha, evet yapabilirler belki ama ya şimdi Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur yani benimce, bence. Şimdi savaş. Şimdi günümüzde bir savaşlar var. Kimle savaş var? Rusya, Ukrayna. Evet. Bak iki tane ülke bir var. Rusya, Ukrayna savaş var. İki tane bir ülke. Bak bu ülke. Suriye. Kimle savaşıyor? Suriye. Kimle savaşıyor? Yani Suriye. Başka bir ülkeyle mi savaşıyor? Yok. İsrail'le mi savaşıyor? Yok. Türkiye'yle mi savaşıyor? Terör dediğimiz... Terörle de alakalı değil. Şimdi PKK, YPG dediğimiz... Evet. Bölücü terör örgütlerinin... Evet. Orada halka yapmış olduğu zulümler... Ve Suriye'yi yöneten Esad'ın... Yani Beşar Esad dediğimiz kişinin... Eşinin de bir İngiliz olduğunu kimse bilmez. İşi İngiliz kraliyet ailesinden bir kişi. İşte. Ve özellikle Beşar Esad'ın İngiltere'de, Manchester'da üniversitede okuduğunu kimse çoğu bilmez. Ve bunlar oradayken tanıştılar ve evlendiler. Evlendikleri yine İngiltere. Yine Suriye'de evlenmediler. İngiltere'de nikahları İngiltere'de kıyıldı. Suriye'de değil. Ve şimdi ne oldu? İngiliz. İngiltere, İngilizlerin yaptığı, Fransızların yaptığı şu olay hep budur. Sömürge. Tabii. Böl, parçala, yönet. Evet. Sistem bu. Aynen. Bölecek, parçalayacak, yönetecek. Irak'ı yaptıkları gibi. Irak'ı ikiye böldüler. Kuzey Irak diye bir ülke çıkarttılar. Irak var, Kuzey Irak var. Ulan Irak tek. O kadar. Ben Irak... de Kuzey diye bir şey yok. Irak benim için tek bir ülkedir. Aynen öyle. Hayır, yakında o da değil. Irak diye bir, hani Musul'daki Akük tane hani diyoruz ya, petrol. Aslında petrolümüz 2023 için ortalarında Türkiye'de geliyor. İnşallah. Doğalgaz da şey geliyor. Doğalgaz da ortalarında geliyor. Ben size tarih de vereyim, 6. ayda. Herkes doğalgazı ve petrolü Türk markası adı altında kullanabilecek. Bak, İnşallah. Seçimlerden bir ay önce. İnşallah. Evet arkadaşlar, muhabbetimiz çok koyu. Gördüğünüz gibi gene kafanıza takılan şeyler olursa kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.